Arkadaşlar hoş geldiniz. Ediz Gürel Hırvat Ligi'nde fırtınalar istiriyor ve %100'le oynadı bu oyunu. Yani inanılmaz ve rakibi öyle yoldan geçen biri de değil. 2552 reytinge sahip bir büyük usta Maxim Vavulin ve bakalım beyazlarda Ediz Gürel nasıl bir oyun oynamış. Beyazlar oyuna E4'te başlıyor. E5 oynandı. At F3, at C6'dan sonra fil B5'le birlikte İspanyol açılışı. A6'ya fil A4 gelindi ve B5'ten sonra da fil B3'le birlikte fil olduğu o güzel çapraza çekilmiş oluyor. İspanyol açılışında genelde fil buraya A6 B5'ten sonra döner zaten ve at A5. At A5'ten sonra B3 isteniyor tabii ki. Aynı zamanda bu at buraya çok erken geldi. Yani bunun da bir karşılığı olacak ve muhtemelen o karşılıkta D4 ile birlikte olmak zorunda. Çünkü at artık D4'e bakmıyor. Evet, burada güzel bir fili kesecek. Güzel çaprazdaki fili kesecek. Ama burada tabii ki buna karşılık da beyazların güzel bir karşılığı var. Kısa rok öncelikle atılıyor ve D6'dan sonra hemen D4 gelindi ve E çarpı D4'ten sonra at çarpı D4 ve aklıma hemen bir tuzak geliyor. O da C5 C4'e sanki burası düşüyor gibi. O yüzden bir tane C5'e bakmak istiyorum ama C5'ten sonra önce bir fil D5. Burada bir kaleyi istiyorsunuz. Eğer CD4 alınırsa kale boşta kalacak. Kale B8'e de at B3 çekildiği için burada fil D5'te çok güzel kaldığı için zaten C5 hemen yok. Ve burada fil B7 oynanıyor tabii ki. Ama onun karşılığında da Ediz yine bir şeyler çıkartıyor. Tabii ki bu varyanta çok hakim. Fil D2 oynuyor ve fil D2'den sonra A5'teki buradaki at istendi. Ve burada siz yine C5'i belki düşünebilirsiniz ama buradan sonra yine araya bir fil D5 ya da belki de bir tane at F5 sıkıştırılıyor. Ona bir bakmamız lazım. Mesela fil D5'ten sonra nasıl bir varyant ortaya çıkardı? E çarpı D5, E çarpı D5 ve C çarpı D4'ten sonra fil D2 boşuna çıkmadı. Vezir E1, ver şahı, ver buradaki A5'i diyecek Ediz ve devamında da tabii ki A5'i aldı ve piyon yapısı da beyazlar için iyi kaldığı için burada C5 hamlesini göremiyoruz. At B3 oynandı. At B3'ü aldı ve vezir H4 ile birlikte burada hem uzun roku hazırlayan bir siyah görüyoruz hem de E4'e çok güzel bir baskı yapıyor ama E4'e hemen alamazsınız çünkü kale E1'den sonra buraları nasıl tutacaksınız? O yüzden öncelikle tabii ki at A5 ile birlikte rahat bir oyun oynuyor. Tekrardan söyleyelim, fil E4 mümkün değil, vezir E2 ve devamında kale E1 sebebiyle zaten olmuyor, burayı savunamıyorsunuz. Belki at C3 bile oluyor. At C3'ten sonra fil bir yere kaçtığında kale E1'den sonra artık şahın burada savunulamaz konumda olacağını görebiliriz. O yüzden burada tabii ki fili kaçmak daha mantıklı. O zaman vezir H4'e boşu boşuna gelmiş oluyorsunuz ve rakip fil C8 oynuyor ve 11. hamlede Ediz Gürel çok hazırlıklı ve rakip belki de Ediz Gürel'in hazırlığıyla baş başa kaldı. Fil C8'den sonra çok kötü konumda kaldı. At C3 ile beraber hem taş çıkılıyor, at D5'e bakılıyor hem de E4 artık savunuldu zaten tamamen ve at F6'dan sonra burası savunuldu ama at D5 çıka geliyor. Şimdi ne oynasanız bir dert. Yani at D5 almazsanız C7 boşta kalacak. O yüzden mecburen yani at D5 de almak istemiyorsun. Çünkü at D5, E5'ten sonra şah burada yalnız başına roktan çok uzak kaldı. File 7'yi de tutmaya çalışsanız yine vezir çok kötü bir konumda kalıyor. Rok atmaya yine o kadar yakın kalmıyorsunuz. O yüzden at D5'ten sonra şah D8 ile birlikte burayı savunmak istedi siyahlar ama konum daha da kötü kaldı. Beter oldu adeta. Şah D8'den sonra at C6 ve at C6'dan sonra şah artık bir yere gitmek zorunda. Şah E8'e giderse C7 boşta kalacak. Boşuna gelmiş olacaksınız buraya. O yüzden şah D7 ile beraber hem buradaki C6'yı istedi hem de burada C7'yi savunmaya devam ediyor ve buraya Ediz Gürel o kadar hazırlıklı ki vezir F3 hamlesini geldi. Şimdi vezir F3'ten sonra şahın C6'yı aldığı varyanta kesinlikle bakmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda bir de atın D5'i aldığı varyanta bakmamız lazım. Ama rakip fil B7 oynamayı tercih etti. Ve bu çapraza tekrardan o güzel fili yerleştirdi. At A5'teyken bunu yapamıyordu. Ama şimdi hem C6'yı isteyecek hem D5'i ister vaziyette kaldı. O yüzden şah da D7'de aslına bakarsanız o kadar da kötü kalmadı değil mi? Ama burada şuna bakmamız lazım öncelikle. Vezir F3'ten sonra şah C6'yı alsaydı nasıl bir şey ortaya çıkacaktı? burada vezir C3 hamlesi var. Vezir C3'ten sonra artık şah B7'ye bir bakmamız lazım. Vezir C7 mat oluyorsunuz. Harika bir mat. Şah D7'den sonra da vezir C7, şah E8 ve vezir C6'dan sonra da burada A8 düşüyor. Yani at D7'den mesela şöyle bir şey ilginç bakalım. Fil D7, tamam, vezir A8 ve mat oluyorsunuz burada. O yüzden burada şah at D7'ye bakmamız lazım. At D7'ye de önce at C7, şah bir yere gittikten sonra da şah 7 giderse kale burada düşüyor. Şah D8'e giderse de belki at A8 ile alabiliyorsunuz. O yüzden bu da olmuyor. Ve vezir F3'ten sonra şahın C6'yı alamadığını gördük. Belki at D5 alsa nasıl olurdu, ona bakmak lazım ama E5'ten sonra vezir F7 istek de vezir F6 ya da vezir G4 devamında gerçekten çok zor bir konum kalıyor. Yani burada muhtemelen şah tabi E8 gibi bir kareye giderdi. Kale E1, fil E7, kale E7 ve burada şey merak ediyorum. Vezir E7, buna bir tane ara bir vezir G7 sıkıştıracaksın. Sonra at E7 ister vaziyette kalacak. Evet, at D5'in de olmadığını gördük. O yüzden rakip de fil B7 oynamayı tercih etti. Ve G3 ile beraber burada veziri kovuyorsunuz. Vezir ancak H3'e gidecek. Ama bu sefer buraya dönmekten çok uzak kaldı. Ancak bu çaprazı vezir E6 dönmek için kullanabilecek. Ama oraya da yetişebilirse at F6 oynanıyor. G çarpı F6 ve öncelikle at A5. Oradaki atı da kaçtı ve vezir F6'yı ister durumda kaldı. Tabii ki B7'deki fil yani neler çekti. Yani fili B7'ye gittiniz, C8'e döndünüz, artık bir daha dönmeye takatiniz kalmadı. O yüzden kaleyi de burayı tutmak istiyorsunuz. O zaman da şimdi at çarpı B7 ve kale çarpı B7'den sonra vezir F6 ve Maxim Vavulin oyunu terk ediyor. Neden? Çünkü fil G7 oynasanız vezir G7'yi alacak. Kale G8 gibi bir şey oynasanız burada gördüğünüz gibi vezir F7 ile beraber kale düşecek ve burada da kaleyi istiyorsunuz. Yani başka bir çareniz de artık kalmıyor bu konumda. Yani kale B8'e de oynayayım ve buradan bir şekilde istemeye çalışayım deseniz hiçbir şekilde istemiyorsunuz zaten. Vezir A8'den sonra yani vezir buraya dönmekten uzak, kale tutulamıyor zaten. Fili nereye koyacaksınız? Yani kale istekte olduğu için ve kaleyi kaçamadığınız için şah da gerçekten çok kötü konumda kaldı. Yani buradaki kale hiçbir iş yapmıyor. Yani çok kötü. Vezir H3'te hiçbir şey yardım edemiyor. Buradaki kale kötü kaldı. Fil kötü kaldı. Şah kötü kaldı. Ve burada Ediz Gürel 20 hamlede kazandı. Yani rakibi belki de amatör gibi gösterdi. Ve gördüğünüz gibi %100 ile oynadı Ediz Gürel. Ve 20 hamlede büyük ustayı yenmeyi başardı. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve Sabo Satranç YouTube kanalına da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda ana sayfada daha fazla karşılaşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın.